Bu yıl sonu itibariyle hedeflerimiz tabii ki son derece önemli. Onlar da çok üst seviyede gelecek. Cari açığımızda %6.4'lük bir hedef kondu. Türkiye olarak ki %6.4'ü hedeflersek, eğer orayı tutturursak başarı sayılacaktı. Ama görünen o ki inşallah %6'nın çok altında, yani %5.5'lar seviyesinde bir cari açıkla Türkiye bu seneyi kapatırsa 2015 yılı çok çok daha rahat bir sene olacak Türkiye için. Yapacağımız en büyük yanlışlardan bir tanesi bu olur. Yani Türkiye'de Yahudi ürünleri diye bir ayrım yapmak bizim tarihimize, bizim ecdadımıza ve bizim inançlarımıza aykırı bir şeydir. Millet olarak biz 1580'lerde İspanya'daki zulümden kaçan yüz binlerce Musevi'yi ülkemizi açtık, topraklarımızı açtık, bağrımızı açtık. Ülkemizi, vatanımızı onlarla paylaştık. Ve o günden sonra da tarihimizi paylaştık. Yani bugün bu ülkedeki birçok gelişmede, birçok her şeyde biz bunları beraber yaptık. Diğer taraftan Nazi Almanyası döneminde de Türkiye tüm Yahudilere, dünyadaki bütün Yahudiler olduğu gibi Avrupa'daki, Almanya'daki bütün Yahudilere de kucağını açtı. Ve on binlerce Yahudi'yi Türk pasaportu vererek Türkiye'ye getirdik. Yani onları kurtarma adına bunu yaptık. Bugün tekraren söylüyorum. Allah vermesin bir afet olsa İsrail'de, oraya ilk giden Türkiye olur. Orayı kurtarmakla ilgili, yardımla ilgili ilk giden Türkiye olur.